Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Şimdi Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Bukletli kahve falı Instagram hesabından aşağıda bir link bırakıyorum. Bu telefon linki arkadaşlar. Direkt aşağıda tıkladığınız gibi direkt WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçmiş oluyorsunuz. Buradan bildirmek istiyorum. Şimdi açtığım fincanı sizlere de göstereceğim. Bakalım bugünkü fincanımızın mesajı neymiş? Hep birlikte dinleyelim. Evet. Şimdi bol bol dosya, bol bol evrak, bir imza yoğunluğu, özellikle resmi makamlarca olabilir. Evet, yükünüzün ağır geldiğini görüyorum. Tek başınıza taşımakta zorlandığınızı görüyorum. Etrafınız kalabalık. Şimdi bu kalabalık biraz aslında kuru. Yani birileri fikir veriyor ama aslında burada işi taşıyacak, yapacak, aslında işin üstesinden gelecek kişi sizsiniz. Şimdi ben her fincanın bir tarafında geçmiş görünüyor ise mutlaka geçmiş tarafını söylüyorum. Ee, ki geçmiş aslında bizim özümüzdür. Bugün böyle olmamız sebebimizdir. Şimdi ben baktığım zaman çok uzunca bir süredir dava, dosya, evrak, tayin, imza neyse bu belgeniz sizin önemli belgeniz. Bununla mücadele ettiğinizi görüyorum ki çok yakın bir zaman içerisinde geçmiş zaman olarak değerlendirin. Çok yakın bir geçmişte iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Hatta bunun altına duran iki kişi var. Bu parayla alakalı olabilir. Ev sattım aldım diyebilirsiniz. Miras geldi gitti diyebilirsiniz. Boşandım, boşanacağım diyebilirsiniz. Tayindir vesaire arkadaşlar. Bu önemli bir belge. Bununla alakalı. Çünkü haber beklediniz. Çok net görüyorum burada. Karşılıklı konuşmalarınız çok net yansımış. Şimdi bu dava dosya gibi gördüm. önemli resmi belgeniz tam olarak eli kulağında bitti bitecek sürecinde. Şimdi Mart'ın sonunda artık da dosyadır, davadır, evraktır, belgedir böyle şeyler kalmıyor. Ee, aslında çok da stabil ilerliyor. Yani bir bekleyiş sürecindesiniz. Şu bitse rahat bitse gitsek. Yani bitse de gitsek duruşunuz var emek harcadığınızı bu emeklerin karşılığını almak istediğinizi görüyorum. Karşınızda parayla alakalı çok hırslı bir insan var. Şimdi bu parayla alakalı hırsı şu. Para değer veriyor. Yani diyor ki ben bunu kaybetmek istemiyorum. Şimdi ben seninle boşanacağım ama şu kadar nafaka vereceğim, zor iş. Şimdi i̇şte senin sat, işte ev satacağız, bölüşeceğiz, kötü vesaire gibi. Yani edindiği ne ise, onlarla ortağınız mesela. İş yeri, firma yani size vereceği tazminatın parası değerli şu an onun için vermek istemiyor şu an. Bir paraya kıyamayan vermekte zorlanan ama vereceği de sizin hakkınızın olduğunu gördüğüm bir paranız var. Şimdi arkadaşlar özellikle yani Nisan ayına kadar herhangi bir şey gelişecek desem on, yani boş. Nisan ayında parayla alakalı beklenen para gelmiş. Bu süreç bitmiş. imzalar atılmış ağacınız köklü beklemekte hani şu iş olsa şu imza atılsa ben şu parayı bir alsam da şu şu haber geldikten sonra da önüme baksam şu başlangıçları gerçekleştirsem der gibi görüyorum ben size şimdi Nisan ayında aslında arkadaşlar oluyor resmen iki kişinin anlaşmasını sağlayan bir ortada duran bir kişi var yani diyor ki Ayşe ile Ali siz kardeşimiz olmaz böyle barışın barışın deyip ortanıza biri girecek iki kardeş iki abla işte eş sevgili vesaire vesaire kuzen neyse yani sonuç olarak ikinizin iki kişi arasına giren biri var siz ve karşınızdaki insan arasına giriyor bu kişi arkadaşlar aslında düşüncelerinizde haklısınız ya o kişinin dahil olup da konuştuğunuz süreciniz her ne ise bununla alakalı şunu söyleyebilirim ki kesinlikle haklı olduğunuz kanıtlanıyor yani karşı taraf bir kabul edecek. Öncelikle bunu bir söylemek isterim. Şimdi kabullendi. Eşsiniz, partnersiniz, ortaksınız. Bir işe kalkışacaksınız birlikte. Evet haklı olduğunuz ayık çıktı ama siz belirsizsiniz. Ne yapacağınızı karar ver. Ben... Hatta siz af yani orta yolu bulamayız ya bizim için bitti dediğiniz bir şey olduğunu görüyorum. Dolayısıyla aslında orta yolu bulunca siz bir afallıyor ki biz çıkmışsınız. Şu da ailece kutlamalar var. Yani sizin orta yolu bulmanıza oldukça sevinecek insanlar var çevrenizde gördüğüm. Şimdi. Özellikle Nisan'dan tutun da Mayıs'ın sonuna kadar arkadaşlar sizin için artık şurada çifti görüyorsunuzdur. karşı uzakta bir çift var. Çiftlerin ne tarafında insanlar var. Siz o hale gelene kadar inişi çıkışlı bir süreçten giriyorsunuz. Bir haber geliyor ki bu haber sizle alakalı sizi mutlu eden bir haber. Başlayalım deniliyor. Tekrardan başlayalım ya da yeni bir giriyor başlayalım diyen ama güneş doğuyor mu? Evet. Siz doğru insanlar mısınız? Evet. Dudak dudağı mısınız? Evet. Yani ben sizi bir partner olarak görüyorum. Hem maddiyatla hem aşk hayatınızı. Hatta ben sanki bu kişiyi geçmişteki sevgiliniz olabilir. O küçük, küçük ilk aşkınız bir şekilde geçmişten bayana tanıdığınız biri. Yani uzunca da bir zamandır tanıyorsunuz. Hani bugüne kadar abi abi dersiniz. Ama abi dediğiniz insanla bir süre sonra hayatınızda bir yakınlaşma olabilir. 3-5 yaştan ötürü abi denmiştir falan gibi düşünün ya da ben onu ablam yani abla hani kız kardeşim ablam gibi görüyorum dediğiniz e, sevdiğiniz değer verdiğiniz bir insandır ama hayatınızda aşk anlamında bir şeyler gelişir arkadaşlar yani ben bu kişi tanıdığınız bir insan olarak görüyorum şans değerler gidiyor aslında ya geçmişi unuturacak bir tür sürece gidiyorsunuz para anlamında kazanan parasını kendi kazanan bir kadın var yani üç kişi bir kutlama var arkadaşlar şimdi A harfi çok bariz belli yani güçlü bir e, karaktersiniz öyle yani kolay kolay birilerine hani al kardeşim vur enseme ağzındaki lokma buyur senin olsun demiyorsunuz fakat e, iyi niyet fazlası ama yani hani şimdi şöyle bir hissiyatım var çünkü sizde aldığım enerji şöyle yani dengede tutmak istiyorsunuz hem ailenizi hem sevdiğinizi hem işinizi hem eşiniz falan hani bir şekilde iki tarafı da denge tutmaya çalıştığınızı görüyorum ama bunu yaparken o kadar çok e, insanlar karşı tarafı özellikle e, üzer miyim, üzülürler mi, böyle bir e, ne yapabilirim, daha fazla mutlu olsunlar diye ne yapabilirim der gibi vesaire vesaire. Yani kendiniz değil karşı tarafa ben daha ne yapsam acaba der gibisiniz orada. Geçmişten kaçın. Sizin geçmişiniz bitmiş. Siz geçmişteki insan olmaktan vazgeçin. Geçmişteki iyi niyetli, geçmişteki anlayış, geçmişteki vicdan vesaire. Yani hayatta ödünü hep kendinizden veriyorsanız bunu bir değiştirin diyor aslında falınız. Yani karşınızda birileri var. Ve siz hep onlar mutlu olsun istiyorsunuz. Dönüp kendinize baktığınızda ki bir erkek görüyorum orada. Parasını kazanan bir kadın var. Bir de güçlü bir erkek var. Yani onları üzmeyeyim diye 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 or orada da kalan küçülen bir siz görüyorum. Bu da şu demek. Herkes, her koyun kendi bacağından asılıyor. Sen kendi hayatının ve düşüncelerinin doğrularını kendi isteklerini bu kadar öteleme, lütfen erteleme. Adımını at, düz durma. Eğer ki adım atar isen, dengede de tuttuğun takdirde kesinlikle hmm, kazanan sen olacaksın. İçine atma. İçine atma. Yani ben burada böyle bir şey görüyorum bir defa. Şimdi içinize attığınız çok aşikar. E, A harfinde özellikle bu hani Erkek gibi görüyorum çok dediğim dedik bir adam var. Bir de parasını kazanan bir kadın var. Bunu anne babanız olarak ya da bir büyüğünüz olarak değerlendirirsem kendi düşünceleriniz kesinlikle içinizi tutuyorsunuz. Parayla alakalı ikilemler içerisindesiniz bir defa. Ancak Haziran ayı, Haziran'ı bir aşığın sonrasını çok ferah olduğunu siz de göreceksiniz. Yani çok net bir şekilde Mart, Mart'ı böyle bitirirsiniz. Nisan, Mayıs aylarınız inanılmaz kafa karıştıracak. Hatta Haziran'ın ortası ne kadar en kötüsü yani. Haziran ayını açtıktan sonra adınıza şimdi ben orada bir tane erkek görüyorum dedim ya çok da hakikaten dediğim gibi dedik bir adam ama o çok güzel bir hani baba gibi yani size de güzel bir destekle de bulunacak olarak göstermiş. Şimdi bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Ya kazanma kazanmışlığı olan bir kişi yansıyorsunuz fincanınıza. Ha, bu insan küçüklerden beri tamam böyle hani şeye bağlamak istemem Türk filmi değil ama küçüklüğümden beri acıların çocuğuydum ben çalıştım çabaladım ayaklarımın üzerine hep durdum her aldığım şeyi emeğini vererek kendi kendime kazandım e, aileme destek oldum kendim ayaklarımın üzerinde durmayı bildim diyen bir karakter hissiyatına kapılıyorum bu falanıza bakarken bakalım tabak bize neler söyleyecek Şimdi öncelikle iş tarafınızdan başlamak istiyorum. Evet iç tarafınızda bazı şeyleri zorbalık demeyeyim ama bazı kuralcı Uykularınızı kaçırıyor. Yani böyle bir adam var. Buraların hakim benim diyor. Buraların sahibi benim diyor. Belki de var ya hani işte o bandı, bandtan sorumlu biridir. Yani işte şeftir sadece. Bunun müdürü var işte amiri var vesaire vesaire. Hani patronu var. Sadece belki şef. Şimdi şefin size karşı bir ambargo uyguladığını görüyorum. Yani sorunlu biri var orada. O insan sinsiliklerle hani işi siz yapıyorsunuzdur primi o alıyordur. O kadar net görüyorum. Müdahale ediyor kazancınıza. Çatışma içerisindesiniz. Sinsi bir insan karşınızdaki. İşle alakalı haziranınızdan sonra uğraşacak olduğunuzu görüyorum. Başlangıç için uğraşıyorsunuz. Ben bu düzeni yıkacağım der gibisiniz. Yeni bir iş yerine de gidebilirsiniz. Ya da var olan iş yerinizde yepyeni bir düzen getirmek istersiniz. Sırtınızdan vurulmuşsunuz, duyduğunuz belki de hiç beklemediğiniz bir insandan bu tavırlar, o yüzden ikilemdesiniz iş yerinizle alakalı, sırttan vurulma hissiyatı var karşınızdaki konuşan insanı susturmak istiyorsunuz. Böyle bir durum ama iş yerini huzurlu görmüyor. Ta ki Temmuz'a kadar, Temmuz'dan sonra daha ferah, özellikle hele Ağustos ayı ve sonrası aydınlık. Yani size diyor ki Haziran Temmuz olsun. Sizi uğraştıracak ama Ağustos'tan sonrası iş yeriyle alakalı kariyerinizle alakalı gayet bolluk bereket sizden yana. Hane içi curcuna kafanız karışacak yani hane içerisindeki aile büyüklerinizin kendi aileleriyle alakalı bir meselelerinden dolayı yakıp yıkmak belki de konuşmamak belki de hani rest çekmek ama belki de kendi adına ama yapılması gerekiyormuş artık yani ertelenen bir şey gündeme geliyor ertelendiği için de baş ağrısı yapmış ama Ağustos ayında yine dediğim gibi Ağustos ayı zirve ayınız sizin. Aşk hayatınızda da aynı şey tekabül ediyor. Yine bir insanın parasının üzerine çıkması, kendisini size kanıtlaması. Bak ben bu borcu bitirdim de geldim. Bak bu evi aldım da geldim. Bu paramı edindim de geldim. Ben şartlarım maddi anlamda yükseldi de senin karşında duruyorum. Yani bir insan var. Şimdi kadın ya da erkek izleyicilerim her kimse. Kalplerinizin maddi anlamda sorunu var. Gelecekten ümitli ama kendisini ispatlaması gereken bir süreçte bazı başlangıçları olmuş ve ters gitmiş. Ters gittiği için yıkım yaşamış. Ancak aldığı yardımlar ve süreçle severde verdiği belirlediği süreçten sonra verdiği yemeğin karşılığını kesinlikle alıyor. O kendi kendi tutukluluk hali kesinlikle geride bırakıyor. Ve size Ağustos özellikle ben geldim diyor. Yani ben bunu çok net görüyorum. Aş tarafınız Ağustos'tan sonra önünüz inanılmaz açık. Ailedeki problemler her neyse aynı şekilde. Beklenen para mı, mı gelir? Miras mı gelir? iş mi gelir? Toplu para mı gelir? Emeklilik mi gelir? Gelir gelir. Ben Ağustos ayınızı sizi maddi bolluk içerisinde ayrıca kutlamalar haline görüyorum. Sarılmış insanlar birbirlerine. Onun önceki Haziran ve Temmuz ayındaki uğraşlar evet geride kalacaklar. İş tarafınızdaki o sinsi insan dikkat edin. Birazcık şeytani yani çıkarlar doğrusunda hareket etmeyi sevebilen ve bunu başarabilen bir insan. Ağzından çıkan kelimeler sizin adınıza güzel olsalar da dikkatli olun pek de kalmayın derim. Benim görebildiklerim böyle. Falımı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümün işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'le kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Aşağıda bir link bırakıyorum. Link telefon linki direkt WhatsApp üzerinden benim iletişime sağlamış olacaksınız tıkladığınız vakit. Arkadaşlar her videomun sonunda kendi duygu ve düşüncelerime yer veriyorum. çünkü sanki şahsınız özel fal bakmışım ve sonrasında da sohbetimize devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Buraları dinlediğinizi biliyorum. Gönüllerinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gönlünüzün ekmeğini yemeniz konusunda öyle temennilerde bulunup fijonu kapatırken o kadar güzel temennilerde ve enerjiler gönderiyorum ki çünkü bedduadan korkarım ben. Bedduanın negatif enerjisi bana sevdiğime gelir, bana gelmez bile belki de. Hani geri döner, dolaşır derim. Yani karşımızdaki insanın en az bizim kadar üzgün olmasını, en az bizim yaşadığımız acıları yaşamasını istiyoruz. İnsan oluyoruz bir kere. Çok normal bunu hissetmemiz. Ama e, ilahi adaleti teslim etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. ilahi adalete gelince de diyorum ki alım karşındaki insanın kalbinin ekmeğini sen nasip et. Yani bir kalbe ekilen tohumlar neyse e, olan ağaçlarda onlar. Haset fesat işin içine girince o kalpteki Zaten aslında yaşayacağı şeyde aynı tutmak istemek adına. Kesinlikle kalbin ekmeğini derim bir insanı hayatındaki tüm hadsiz insanları çıkardım buna emin olun e, buradaki süreçte de kesinlikle e, bu e, yazabilme cesareti gösteren herkese buradan selamlar yazdığınızda karşılığını tabii ki de size aynı tutmaya devam ederek karşılayacak bir buket var burada buradan da belirmek isterim süreç çok zor ilerliyor gerçekten özgürlüğümüze çok özledik kavuşmak istiyoruz birinin önce iyi olmak istiyoruz yani bir yılı geçti artık dolayısıyla diyorum ki ben ee, yarınlarımızın umudumuzu yitirmeyelim bugünümüz sınav, yarınlarımızda sınavlar başka sınavlarımız olacak arkadaşlar umudunuzu yitirmeyin, gardınızı düşürmeyin, bugünkü sınavlarımız bir an önce geçsin inşallah diyorum ee, sağlığımız yerinde olursa da su yerini bulacaktır mutlaka diye düşünen biriyimdir dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomun sonuna geldim, kalbinize sağlık, gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyorum, çok pozitifsiniz diyorsunuz tüm enerjimi sizlerden alıyorum. Sizlerin gönüllerinden gelen destekle ben bu yolda yürümeye devam ediyorum. O yüzden iyi ki sizler de varsınız arkadaşlar. Ee, başta sağlıkla kalın ama bunun yanı sıra lütfen psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Eminim ki bir gün yani ki kısa bir süreç içerisinde güzel günler göreceğiz diyorum. İnşallah da görelim. Umudunuzu gardınızı düşürmeyin kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.